için hızlıca evden çıkmalı 45 dakika içerisinde yapılabilecek düzleştiriciyle nasıl bukle yaptığımı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk önce malzemelerimizi sayacağım. Tarak, düzleştirici, bukle. Şimdi benim düzleştiricim fişi taktım ki ısınsın diye. Braun'un Satin Hair 7 serisi. Çok memnunum. Yıllardır yaklaşık bir 3 ya da 4 yıl olmuştur kullanıyorum. Çok güzel. Şu anda da satış fiyatı galiba 650-750 gibi bir rakamı var. Düzleştirici almak isteyenler olursa mutlaka ve mutlaka tavsiye ederim. Çok memnunum. Hazırsanız başlayalım. Bu arada yıllardır kullandığım ve hala deli gibi internetten araştırdığım bir tarağım. Elidor tarağı. Mükemmel. Elidor'ların yanında önceden hediye ederlerdi ya, benimki de ondan. İnternetten artık arkadaşlarımla şey oldu. Elidor tarağı alacağız. Elidor'un şampuanında hangisinden tarak hediye ediyorlar onu bulmaya çalışıyoruz falan. Neyse, ben duştan çıktıktan sonra saçlarımı güzelce kuruttum. Saçımda keratin olduğu için zaten benim düz kuruyor. Çok kabarık saçlı olanlar bir kat düzleştirici geçebilirler. Ama çok tavsiye etmiyorum düzleştiriciyle, çünkü aynı işlemi yapacağız. Şimdi saçlarımı şöyle en altından bir tam kalacak şekilde ayıracağım. En altları yaparak üste doğru çıkacağım. Şimdi şöyle ince bir tutam aldım. Benim saçlarım kolay şekil aldığı için ince ince yaparak hızlıca bitiriyorum. Ama zor şekil alanlar için kalın alıp çok bekletme yöntemini yapabilirsiniz. Bu arada düzleştiricimin bir özelliği var. Şimdi size onu da göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Şöyle dibine birazcık getiriyorum. Uca değirmeden kaldırıyorum. Azıcık getiriyorum. Uca değirmeden kaldırıyorum. Şimdi asıl işleme başlıyorum. Geldim. Ucundan tuttum. Bir kat çevirdim. Uçlarını düzelttim. Bir kat daha çevirdim. Çevirirken bu arada aşağılara doğru indiriyorum. Düzleştiricimin ucu aşağı doğru bakıyor. Ve çekerek bıraktım. Şunu göstereceğim size. Düzleştiricinin üstünde bilmiyorum ışıktan nasıl gözüküyor ama hız ve nem oranı var. Hızın altındaki gülücük şöyle, nem oranının altındaki gülücük şöyle. Saçımın nem oranı iyiymiş ama hızımı beğenmemiş. Galiba hızı ya da yavaş yaptım. Şimdi bir tane daha yapacağım. Yine biraz düzleştirdim. Ucuna geldim, bıraktım. Bir tane daha ucuna geldim, bıraktım. Ve şimdi tekrar geldim. Bir kat çevirdim. Ucunu düzelttim. Şimdi tekrar çeviriyorum. Bu sefer çevirirken aşağı doğru çekiyorum. Ve işte bitti. Bu sefer ikisine de gülücük oluştu. Saçımda herhalde birazcık şampuanın uzunmuşum, duman çıkıyor. Saçımı iyi durulamadığım zamanlarda oluyor genelde. Şimdi en alt katın bittiğine göre ben bir üst kattan şöyle bir tutam alacağım. Bu arada kuaförlere gidiyoruz. Saçınızın kesilmesi lazım, yoksa siz düzleştirici oluyorsunuz. Yani her gün kuaföre gitmeniz imkansız. Tabii ki de düzleştirici vurduğunuz, maşa vurduğunuz zamanlar oluyor. Hadi gelin hemen keselim modu var gibi. Bu arada arkadaşlar, bugünkü videomuzda ben tek başımayım. Dışarı çıkma yasağı var. Ve Ramazan. Niye yayınladığımızda Ramazan bitmiş olur mu bilmiyorum. Can yok. Dışarı çıkmaya sağlamam dolayı ilk defa baş başayız. Bakalım, inşallah bu işi tek başıma halledebilirim. Son zamanlarda güzellik önerisi
için çok fazla talebimiz oluyor. Onunla alakalı videolar çekmek için uğraşıyorum. Bazı grubun isteği Gaziantep'te yaşadığım için lütfen yemek yerlerine de bizi götür, baklavacılara, işte yemek yapan yerlere de görmek istiyoruz diyenler oluyor. Zamanla belki oralara da gideriz. Düzleştirmeye çalışayım. Bu arada düzleştirici yaparken düzleştirici kurbanı olup yanan kaç arkadaşız? Benim bunu öğrenme aşamasında çok fazla yanlışlığım var. Dikkat edin arkadaşlar siz de. Bu arada birkaç videomun altında şey yazmışlar. Gizem çok enerjisiz. Gizem'e bir şeyler oldu. Gizem şöyle, Gizem böyle. Ramazan geldi. Orucum. O yüzden enerjinin kalmadığı zamanlar olmuş olabilir. Bugün de haliyle birazcık oruçluğun verdiği bir enerjisizliğim olduysa kusura bakmayın. Saçı eğer uzun olanlar varsa bu kadar benim yaptığım gibi sonlara gelip başlamayıp üstlerden başlarsa böyle uzun saçlarda gür gür güzel gözüküyor. Ama benim saçım aşırı uzun olmadığı için ben bir tek uçlarına yapıyorum. Kısa saçlılar daha da uçlarına yapabilirler. Şimdi şu dip kısmına çok dikkat etmek lazım. Bunlar ne böyle boru boruma şey yaptın Gizem diyenleriniz olacaksa eğer birazdan tarayacağız, sakin kalın. Şimdi arka tarafına geçeceğim. Bu sağ tarafı, benim sağım sizin solunuz mu? Sağ işte, ikimizin de sağ. Bu tarafı en son yapacağım. Çünkü iki saç da önüme gelirse arka tarafı görmekte zorluk yaşıyorum. Hem saçım düzleştiği için, yani diplerini düzleştirerek yaptığım için kabarmıyor. Maşada kabarıklık kalıyor, o tel tel etki kalıyor çünkü bir pres uygulaması olmadığı için maşa şey düzleştirici bu konuda daha iyi bence. 3'er yapılmış kupleyi de çok severim. Birazcık bana zaman kaybı gibi geliyor. Yani ben mesela duştan çıkıyorum, saçımı kurutup saçımı bu şekle getirmem ortalama 15 dakika. Kuaför tabii herkesin evinin yakınında olmayabiliyor. Şimdi son kısımdayım. Çok az kaldı. Saçlarımızı dışa doğru yaptırmaya alışık olduğumuz için bu tarafı böyle dışa bekleyenler olacaktır. Ama ben saçların hepsinin aynı yöne bakmasını, hepsinin yani tek taraflı kıvırcık olmasını çok seviyorum. O yüzden ben bu tarafı da bu tarafa yapıyorum. Bazen mesela canım sıkılıyor, saçımı bu tarafa alıyorum. Bu sefer böyle olursa o ora biraz anlamsız oluyor. O yüzden ben hepsini şey yapıyorum. Bu tarafa yapacağım. Fakat eğer siz saçımın önleri dışa doğru olsun derseniz onun için de size önerim hepsini bu tarafa yapın. Bir tek önünüzde kalacak tutamı dışa yapın. O da hoş oluyor. Bu arada size düzleştiriciden bahsedeyim. Düzleştiricimde profil ayarları var. En başta mesela profil kaydediyorsun. 2-3 kişi kullanıyorsun. Mesela evde çok kız kardeşsiniz. Annene kullanıyorsun ya da tek kullanıyorsun. Profil açıyorsun bir tane, diyorsun ki işte sana soruyor saçın ince telli mi kalın telli mi, kaydediyorsun. Saçında boya var mı yok mu ona göre kaydediyorsun ve sen atıyorum 140, 150 ya da 200 derece diye ayar yapmıyorsun. O senin saçına göre ayar yapıyor.
kendisi ayarlıyor yani ısısını. Biz de evde kız kardeşimle birlikte kullandığımız için bizde de iki profil var. Onun saçları boyalı, yoğun boyalı. Benimkiler boyasız. Ona göre bir program yaptık. Profil yaptık, pardon. Ve son tutamımı da yaptığıma göre saçlarım bitti. Şimdi basılı tutuyorum. Kilip zaten ekranım. Basılı tuttum. Unutmamadım aldım. Ve kendisi kökten kapanmıyor. Soğuyor diyor. Bunu bir köşeye alacağım. İyice kendisini soğutacak. Elektronik bir ortam olduğu için. Soğuduktan sonra fişini çekeceğim. Fişini hemen çekmiyorum. Saçlarım bitti. Şöyle dibimde tutam tutam aldığım için ayrışmalar var. Onları şöyle elimle yapıyorum. Biraz da bastırmayalım. Saçlar yeni preslendi. Çimyalı gözükebilir. Şöyle şunu da şöyle yapıyorum. Tamam. Şimdi ben doğal bir saç istiyorum arkadaşlar. Evde şöyle bir tarağım var. Çok parçalı. Yani araları çok açık. Saçımı bununla tarayacağım. Sizin de evde böyle araları geniş açılı olan bir tarağınız varsa siz de onu kullanabilirsiniz. Bununla taradıktan sonra saçıma bir bakım ürünü kullanacağım. Şimdi doğal bir etki olsun diye şöyle tarıyorum. Bunu ben kuaförümden almıştım. Kuaförüme evde saçımı sık yaptığımı söyleyince ve kendisi de dedi ki saçlarını mahvediyorsun, koruyucu kullan. Ben gerçekten sık yapıyorum arkadaşlar saçımı evde. Saçınızı yaptıktan sonra bir yağ olabilir, bir koruyucu olabilir. Kullanırsanız ben çok azıcık aldım. Şöyle elime hafif elime yediriyorum, şöyle oluyor. Sonra şöyle gezdiriyorum uçlarında. Buna Pantene'nin ya da Elsevier'in yağları var. Pantene'nin argan yağı mükemmel. Onu da kullanabilirsiniz. Onu da çok seviyorum ben. Bu videoda bunu kullanmak istedim ama. Tamam, ben hiç sprey falan kullanmıyorum ki doğal kalsın. Şöyle hafif bir şeyle yapıyorum. Şu tarafını kulağımın arkasına koydum. İşte bu kadar, hazırım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Verimli bir video olmuştur. İstediğiniz saç modellerini bana aşağıya yorum yazarsanız eğer ben deneyip size de göstermek isterim. Instagram hesabıma da yorum yazabilirsiniz aynı şekilde istediğiniz saç modelleri için. Bu haftalık benden bu kadar. İnşallah iyi bir video olmuştur tek başıma. Kendinize iyi bakın. Uzun zamandır birlikte söylemediğimiz bir şey. Hep konuklarla söylüyorduk. Sonunda tek başıma söyleme şansı yakaladım. Kanalıma abone olmayı, likelamayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.